Arkadaşlarım selamlar hepiniz. YouTube kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Marketten geldim. Hemen bir vlog başlatmak istedim. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben yine bir 5 gündür falan sanıyorum ki video çekmiyorum. Yine birazcık kendimi dinlendirdim. İyi oluyor bu dinlenmeler. Bana iyi geliyor. Markete gittim. Marketten aldıklarımı sizlere göstermek istiyorum. Her gittiğimde yeni bir zam gelmiş oluyor arkadaşlar. Gerçekten ben bu zamlara asla ve asla alışamayacağım sanıyorum ki. Çok fazla fazla her şey. Hazır tavuklar vardı. Buffalo Wings kanatlar. Bunlardan aldım. Bu akşam hazır yemek istiyorum aslında. Yemek yapasım yok. Böyle edit yapacağım çünkü bugün. Yine parmak köfte. Bu Namet zaten Bim'in markasını biliyorsunuz. Bim'den aldım aldıklarımı da. Sana parmak köfte aldım şöyle. Hemen bunları akşama airfryer'a atacağım. Orada ısıtacağım. Zaten bunlar pişmiş oluyor. Isıtıya şeklinde yapılıyor. Şöyle Süper Fresh'in mısırlarından aldım. Biliyorsunuz ben salataya falan mısırlardan koyuyorum. Bu mısırları arkadaşlar daha geçen yıl, daha yani şunun üzerinden 12 ay falan geçmiştir. En fazla 10 TL alıyorduk. Şöyle üçlü olarak 10 TL alıyordum. Şu an 31,5 TL olmuş. Gerçekten inanamıyorum yani. Bu kadar zam nasıl olur da gelir. Şunu 20 TL'ye alıyordum. 19,90'dı. 29,90 olmuş. Her şeye 10'ar lira zam gelmiş. Tabii ki böyle ara ara da geliyordur. Çok dikkat etmedim ben. En son galiba 24,90'a alıyordum ama şu anda 29,90 olmuş. Yani buna 5 lira zam gelmiş. 2 tane aldım. Biliyorsunuz Hakan yiyor yemekten, kahvaltıdan sonra. Geçen günlerde bunun pilicini almıştım ama tadını falan da çok beğenmedim. Hem zaten normalde de piliç sucuklar daha zararlı danaya göre. O yüzden bir tane dana alayım dedim. Böyle bir baton, dana baton sucuk. Bu da 34 liraydı o baktığım zamanda. Yani bundan 2 ay önce olsun en fazla. Şu anda 43,5 TL olmuş arkadaşlar. Yani buna da 10 lira zam gelmiş. Sonrasında zaten kaşarı söylememe gerek yok herhalde. Kaşara gelen zamma ben yetişemiyorum her gidişimde. Gerçekten çok çok fazla, daha her gün daha fazla zam geliyor. Bunu 117,5'a aldım sanıyorum ki 1 kilo. Bildiğiniz bir kaşar arkadaşlar. Yani daha önce de söyledim, ülkemizde hayvancılık, süt ve süt ürünleri bu kadar bolluktayken bunlara sürekli böyle zam gelmesi ilginç gerçekten. Köfteler 26,5'muş. Soslu tavuk kanat da 22,5'muş arkadaşlar. Bir de kahvaltılık sos aldım. Şöyle az kalmıştı kahvaltılık sosum. Bu da 19,5 TL olmuş. Bunları ben 5 liraya mı 6 liraya mı ne alıyordum. Tabi o hatırladığım zamanlar, yani fiyatlarına çok bakmıyordum o zamanlar alırken. Ama şu anda 19,5 TL olmuş. Sonra şöyle tavuk aldım. Hazırlattırıyorum. Bizim burada kasapta kesiyorlar. Belki yani kasaplarda yapıyorlardır muhtemelen çoğunda. Tavuk aldım arkadaşlar, göğüs, jülyen ve kuşbaşı kestiriyorum. Hazır çıkarıp hemen yemeği yapacağım zaman yemekte koyuyorum. Şimdi bitmişti en son aldıklarım. Böyle aldım, hem dursun, dolaba atacağım şimdi onları, dursunlar. Çıkarıp yıkayıp hemen yapmak çok hızlı ve pratik oluyor. O yüzden öyle bittikçe bu şekilde yaptırıp alıyorum. Bir ay falan gidiyor bize arkadaşlar. Her hafta bir tavuk yemeği yapsam bir ay gidiyor. Güzel oluyor, iyi oluyor. Soteli seviyorum biliyorsunuz, soteli şeyleri. Soteyle hemen kavuruyorum biberleri falan. Gayet güzel oluyor. Ben şimdi kahvaltı yapacağım. Yapmadım. Saatlerimiz bayağı bir geçti aslında. Biri 20 geçiyor şu anda. Kahvaltı yapacağım. Kahve falan içtim. Birazcık oturdum. Edit yaptım. Az bir şey. Aslında az bir şey değil. Editin sanırım yarısına geldim. Gece de yapmıştım bir 3-4 dakikalık bir edit. Şimdi de biraz yarısına geldim. Onları editleyeceğim. Yarın video günüm, video paylaşacağım. Böylelikle size de videoyu başlatmış oldum. Yulaflı bir kahvaltı hazırlayacağım. Daha öncesinde sütlü yulaflı tatlı şeklinde, yani tatlı bir kahvaltı hazırlıyordum. Bugün yumurtanın içine yulaf kıracağım arkadaşlar. Sucuk da aldım. İçine birkaç tane de sucuk atarım. Bu şekilde yanına birkaç tane zeytin, biraz peynir falan, böyle yemeğimi yerim. Bu arada peynire de zam gelmiş. Almamışım ben. Aldım sanıyordum. Peynirde geçen, daha işte 1-2 ay öncesinde 28,5 TL'ye alırken şu anda 39,5 TL olmuş. Yani 11 TL zam gelmiş peynire de. Her gün, her hafta aldığımız fiyattan bir sonraki hafta asla hiçbir şey alamıyoruz arkadaşlar. Ya bu böyle nereye kadar gidecek? Ne olacak? Gerçekten hiçbir fikrim yok. Ama ben sanıyorum ki bu fiyatlara alışamayacağım. Alışamam yani. Alışmak istemiyorum açıkçası. Bilmiyorum yani. Bakacağız. O zaman ben şimdi kahvaltı hazırlığına geçiyorum. Daha sonra tekrardan görüşürüz. Kahvaltımı da sizinle hazırlayayım dedim arkadaşlar. Aslında ara vermekle ilgili falan birkaç şey söylemek istiyorum. Şöyle ki arkadaşlar, ben gerçekten hani mükemmel bir performans gösterdiğimi hani söylemiyorum da YouTube'da. Tabii ki videolarım
kalitesinin iyi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çünkü kameramı tamamen profesyonel olsun diye daha gelişmemiş olmama rağmen en iyilerinden birini aldım. Ve hatta vlog olarak en iyisi diyebilirim. Onun dışında editlerimde her zaman bakıyorum ki daha ünlenen, daha çok izlenen insanlar nasıl edit yapıyor, onlara göre yapıyorum. Işıklarımı, açılarımı ona göre ayarlıyorum arkadaşlar. Ama hani bunlara rağmen çok izlendiğimi ve hak ettiğim izlemeyi aldığımı düşünmüyorum açıkçası. Bu da beni maalesef birazcık üzüyor ve yıpratıyor. Bu sebeple de ara vermek istiyorum. Yani canımı sıkıyor aslında bu az izlemeler. Bir yandan da kahvaltımı hazırlayayım. O yüzden de ara vermek durumunda hissediyorum kendimi. Yani biraz kendimi toparlayayım. Çünkü gerçekten hani bir insan benim kadar uğraşsa ve benim kadar izlenmese çoktan bırakır arkadaşlar bu YouTube'u. Aslında şöyle bir şey var. İzleyen arkadaşlar da sağ olsunlar. İşte sempatiksin. Aslında seni izleyen seninle kalır gibi şeyler söylüyorlar ama nedendir bilmem. Bir türlü o istediğim izlemeye gelemedim arkadaşlar. Bu da tabii ki ister istemez. Yani emek harcayan bir insan için moral bozucu bir şey. Benim de canım sıkılıyor açıkçası. Ara ara buna hani neden böyle oluyor, niye izlenmiyorum şeklinde düşünmüyor değilim. Çünkü bakıyorum bazı arkadaşlar tabii ki yine emek ama tamamen dümdüz bir şekilde hani asla ve asla editine önem vermeden, kapak fotoğrafına önem vermeden, video kalitesine önem vermeden tamamen olduğu gibi atıyor arkadaşlar ve onlar daha çok izleniyor. Bu da tabii ki benim moralimi bozuyor. Baktığınız zaman abonem de az bir abone değil. Abonem de çok. Ama nedense bir türlü o istediğim izleme ulaşamadım. Neyse bunu da sizinle böyle paylaşmak istedim. Çünkü gerçekten moralim bozuluyor. Bazen üzülüyorum buna. Emek verdiğim bir iş olduğu için üzülüyorum ve oturup bütün gün bunu düşünüyorum. Yani neden böyle olmuyor? Neden istediğim yere gelemiyorum? Neden olmuyor gibisinden sürekli düşünüyorum arkadaşlar. Yumurtama 2 kaşık kadar, 2 yemek kaşığı kadar yulaf koyacağım. 1 2 ve içerisine birazcık sucuk koyacağım. Çok az bir peynir ve birkaç tane de zeytinle kahvaltımı bu şekilde yapıyorum. Bir de çay koyacağım. Canım çay istiyor. Kendime bir çay demleyeyim. Çay içeyim arkadaşlar. Kahvaltım bu şekilde olacak. Sizinle de ufaktan şöyle bir dertleşmek istedim. Çünkü gerçekten de biraz önce de söylediğim gibi 40 kere daha aynı şeyi söylemek istemiyorum ama emek verdiğin zaman bir şeyleri olsun istiyorsun arkadaşlar. Ben 3 seneyi bulacak sanıyorum ki YouTube'dayım. 2,5 sene oldum. 3 seneyi bulacak YouTube'dayım. Ve hala istediğim izlemeyi, istediğim gelişmeyi gösteremedim. Benden kaynaklı mı? Yoksa bilmiyorum yani benim gibi olan çok insan var mı bilmiyorum. Birazcık morali bozuluyor insanın. O yüzden beni biraz mazur görün arkadaşlar. Bazen modum düşük oluyor. Yani sırf bunlar yüzünden. Videolarda bazen modum düşük oluyor. Sırf bunlar yüzünden oluyor. Çünkü gerçekten emek verdiğimi düşündüğüm bir iş olduğu için istediğim yere daha hızlı bir şekilde ve gelmek istiyorum artık. Bence artık zamanı geldi diye düşünüyorum. Neyse. Ufaktan böyle yumurtamı falan filan hazırladım arkadaşlar. Ben şimdi kahvaltımı yapayım. Daha sonra tekrardan sizinle görüşürüz. Tekrardan selam. Yine mutfağıma geldim tabii ki. Kadınların asla çıkamadığı yerlerden biri mutfak. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Şöyle bir şey yapacağım. Buzdolabında yeşilliklerimi saklamak için aslında böyle bir tane kurutucu aldım diyebilirim. Madame Coco'dan aldım. Yine aşağıya linkleri ekleyeceğim. Şöyle bir şey var. Ben şimdi editlerken bazen arkadaşlar sürekli kargo olduğu zaman videoda ben bile sıkılıyorum. Ya böyle ufak tefek videoların arasında göstereceğim ya da bütün kargolar geldikten sonra ayrı bir alışveriş videosu olarak çekip o şekilde atmayı düşünüyorum. O yüzden bunları şimdi göstersem de alışveriş videomda ayrıyeten göstermiş olacağım. Önce mi paylaşırım sonra mı bilmediğim için şimdi söylüyorum. Birkaç tane sebze almıştım pazardan. Pazar günü yapıyoruz biz pazarımızı. Onlardan biri de kıvırcık ve maydanoz. Şu anda elimde sadece ikisi var. Kıvırcık ve maydanozlarım var. Şöyle. Bunları önce bir yıkayacağım arkadaşlar. Bir 15 dakika falan da sirkeli suda bekleteceğim öncesinde. Şöyle süzgeçli kaplarımdan, daha doğrusu şöyle ayrı süzgeci de olan kaplarımdan birini aldım. Hem yıkayayım hem de altından güzelce süzülsün suyu istiyorum. Benim için günlük olarak salata yapmak biraz zor geliyor. Üşeniyorum açıkçası. Bir de genellikle bilgisayarda işlerim olduğundan biraz sıkıntı oluyor yani benim için. Hızlı hızlı yapmam gerekiyor. Yeşilliklerimi koydum kaplarıma. Onları şimdi yıkamak için su doldurup geliyorum.
Sirkemi de koydum. Şimdi bunları bir 15 dakika bekleteyim. Sonra 2-3 kere durulayacağım. Allah yeri su yaptım ya. 2-3 kez durulayacağım arkadaşlar. Sonrasında da kurutma işlemine geçeceğim. Bu sırada ben akşam yemeğinde ne yapmayı düşünüyorum? Size sabah da söylemiştim. Mantar aldım arkadaşlar. Mantar yapacağım bu akşam. Kaşarlı mantarı Hakan çok seviyor. Ve mantar da bu aralar çok almıyoruz. Sebebi de şu. Önceki oturduğumuz yerdeki pazarda yol üstündeydi bütün satıcılar. Burada ara sokaklar diyeyim. Ara sokakları falan var. Mantarcı da sadece orada var. O yüzden oraya çok gitmediğimiz için mantarı da görmüyoruz ve unutuyoruz. Yani almayı unutuyoruz. Bu sebeple de çok bu aralar çok yemiyoruz. Sadece bir kere aldım galiba ben buradayken. Bu da ikinci oluyor ve 7 aydır buradayız biliyorsunuz ki. Şimdi mantar yapmak istedim bugün. Kaşarlı mantar yapacağım. Dediğim gibi Hakan seviyor ve hazır tavuk ve köfte almıştım. Onları da yapacağım. Ki yeterli olur, doyarız diye düşünüyorum. Şöyle iki kere yıkadım, sudan geçirdim. Şimdi de tekrardan yıkananları çıkartıyorum. Suyu değiştirip son bir durulama yapayım. Kesme işlemine geçeyim. Saatlerimiz bu arada yine 5.30 oldu. Hakan da yarım saate gelir muhtemelen. Hemen hızlıca bunu halledeyim. Kavuracağım arkadaşlar ama kaşarını Hakan geldiğinde koyup eriteceğim ki soğumasın. Soğuyunca çok güzel olmuyor. Sıcak daha güzel yeniyor. Son bir kez duruladıktan sonra da artık kesme işlemine geçelim. Hemen tavamı da çıkartayım. Direkt tavanın içine alırım. Siz burayı hızlandırılmış izleyin arkadaşlar. Ben de hemen bu mantarlarımı keseyim ve geleyim. Mantarlarım hazır arkadaşlar. Onu hemen pişmeye koyacağım. Böyle çok göründüğüne bakmayın. Biliyorsunuz zaten mantarlar ölüyor çok hızlı bir şekilde kavrulduğu zaman. O yüzden böyle bayağı fazla gözüküyor. Ama halbuki bu kadar fazla değiller. Altını da açalım. Evet, bunlar burada pişe dursun. Biz de yeşilliklerimizi saklamaya devam edelim.
Arkadaşlarım selamlar. Bugün yeni bir gün. Şimdi sabahtan dışarıdaydım. Biraz önce geldim eve. Demirci geçiyor yine sokaktan tabii ki. Video çekiyorum. Hemen bir satıcı, demirci, bir çöpçü möpçü geçer yani. Hep böyledir. Neyse. Dışarıdan geldim. İşlerimiz vardı dediğim gibi. Dün yeşillikleri sizinle koymuştuk dolaba. İlk defa bu şekilde sakladım ki kurutucu almıştım onunla birlikte. Elimdeki kıvırcıkları falan filan kurutayım ve koyayım dolaba istedim. Güzel bir şekilde koydum arkadaşlar. Hem toplu duruyor bu şekilde dolapta da, hem de bozulmamış olacaklar inşallah. Bakacağım, deneyeceğim bu hafta. Şimdi kahvaltı yapmadım. Yani şöyle söyleyeyim. Gittiğimiz yerde bir şeyler atıştırmıştım. Evde de bir şeyler atıştırdım yani ufaktan. Öyle kahvaltı hazırlamadım. Çayımı da aldım şimdi. Çay keyfi yapıyorum. Toplu bir şekilde kargolarımı gösteririm ya da göstermem artık diye düşünüyorum. Bu şekilde yani tek tük kargo gelirse ancak onları gösteririm video arasında. Sürekli böyle kargo göstermek istemiyorum artık. O zaman böyle bir videoya güncelleme getireyim dedim. Sonrasında devam ederiz. Mutfakta yemek kısmına geçtim arkadaşlar. Küçük tenceremde yapmışım çorbamı. O yüzden birazcık böyle taşıyor gibi gözüküyor. Ama taşmıyor tabii ki. Suyu biraz fazla koydum. Çünkü ben bazen ocakta unutuyorum bu yemeği falan, çorbayı. Mercimek çorbası yapacağım bu arada. Kaynamaya, haşlanmaya başlamış mercimekler. Rengi değişmiş hemen. Her şeyini koydum. Sadece şu anda kaynamasını ve havuçların, patates yapıyorum ben. Patateslerin yumuşamasını bekleyeceğim. O kadar. Çorbam hazır olsun arkadaşlar. Bir de annemden şöyle pide ve sanıyorum ki bunlar da boyoz herhalde. Börek mi boyoz mu anlayamadım. Boyoz bence. Boyoz gelmişti, getirmişti annem. Yani akşam böyle bayağı bir hamur işi olduğu için bunlar yensin arkadaşlar. Çünkü dururlarsa bozulacaklar. O yüzden hani bunları arkana ısıtacağım akşam. Ve çorba da olacak. Salata da var zaten. Bence yeterli olur. Ben salatayla çorba içerim. Arkana da bunları ısıttıktan sonra o da doyar diye düşünüyorum. Çorbam da hazır olduktan sonra bugünkü yemeğim başka bir yemek yapmayacağım için hazır olmuş olacak. Çok iyi. Çorbayı her yapışımda arkadaşlar başka tariften yapıyorum. Yine hepsi yemek tariflerinden yaptım. Fakat bu kez lokanta usulü olanından yaptım. Ama içerisinde patates yoktu. Ben patates koydum. Çünkü patatesiz bana tadı değişik geliyor. Sevmiyorum açıkçası. O yüzden ben patateslisini yaptım. Orada çorbam olurken ben de kahve yapayım dedim ama kahveyi beklettim. Gördüğünüz gibi köpüksüz olmuş. Bayağı bir kötü oldu kahve yani. Köpük kısmı kötü oldu. Yapacak bir şey yok. Ben şimdi kahvemi içeyim. Sabahtan beri kahve içmedim ve saatlerimiz 4 oluyor neredeyse. Akşam oldu. 1-2 saate daha Hakan gelecek. Görüyorsunuz saatler 15.47. Şimdi ben kahvemi de içeyim arkadaşlar. Daha sonra tekrardan görüşürüz inşallah. Günaydınlar arkadaşlar. Bugün yeniden yeni bir gün. Şu anda daha kahvaltı yapmadık ve bugün hafta sonu. Şimdi Hakan buradaydı. Dışarı kadar çıktı, bir sigara falan içecek. Neyse. Bizim evin yakınında, hemen şurada bir 10 dakikalık falan sanıyorum ki mesafede arkadaşlar, Hal var. Biliyorsunuz bu işte Bayrampaşa Hali, Esenler Hali mi olarak geçiyor sanırım. O hemen şurada bizim yakınımızda. Oradan normalde işte büfe için bir şeyler aldığımız için hani fiyatların daha uygun. En azından marketlerden daha uygun olduğunu biliyoruz bazı şeylerin. Genellikle artık zaten hani zam geldiği için sürekli her şeye aynı ya da dengeli. Hatta daha pahalıya denk gelen şeyler de var tabii ki. Mesela BİM'le karşılaştırdığımızda fiyatları daha pahalıya gelen şeyler var. Ama şöyle düşündük arkadaşlar. Şimdi ben daha öncesinde büfe aktif çalışırken Hakanlar oraya mal almaya gittiğinde bana da 3-4 tane böyle 2 kiloluk kaşar almışlardı. Ben hepsini onların yiyeceğimiz kadar işte bir haftada diyelim mesela ya da bir ayda ne kadar yiyorsak şu kadar falan kestim. Diğer kalanlarını buzluğa attım ve sürekli oradan çıkardım lazım olduğunda. O şekilde bayağı uzun bir süre gitti. 3 aydır mı 4 aydır mı ne kaşar hiç almamıştım ben. Geçenlerde aldığımda mantar yapacağım için aldım arkadaşlar. Çünkü kaşar hiç yoktu. Hiç kalmamıştı evde. Bim'den aldım. Neyse uzatmayayım. Şimdi Hakan Hale gitti. Bugün cumartesi, dediğim gibi hafta sonu. Halden aldıklarını göstereyim size. Normalde fiyatlar daha mı uygun bilmiyorum. Bazıları daha pahalıya almış. Onu söyleyeyim önce. Çünkü bazı şeyler muhtemelen bu kendi markası dedi. Kendi üretimleri olan kişiler, yani doğal ürünler diye düşünüyorum ben. Çünkü direkt kendi Kayseri'den, mesela tereyağı göstereceğim. Kayseri'den gelmiş. O yüzden kendi ürünleri olduğu için, kendi doğal ürünleri olduğu için fiyatları bir tık daha pahalı olduğunu düşünüyorum. Ama neyse, şimdi ben kamerayı çevireyim ve size göstereyim neler almış.
Genellikle süt ve süt ürünleri arkadaşlar. Önce onu söyleyeyim. Süzme peynirim bitmişti. Zaten BİM'den gelirken al ona demiştim. O da orada bulmuş Torku'nun 450 gramlık. Net ağırlığı 500 yani aynı. Hemen hemen BİM'dekiyle aynı. Bunlara 35 lira dedi. Ama dediğim gibi 450 gram bu süzme ağırlığı işte suyu çıktıktan sonraki ağırlığı olduğu için de 35 lira olabilir. Hemen hemen aynı fiyata denk geliyor. Olabilir 500'ü de. Sonra da şöyle tereyağı almış. Bu köy ürünü dediğim bu arkadaşlar. Köy tipi bakın zaten yazıyor. Kendi üretimleriymiş bu Aksa. Şu işte köy tereyağı dediğim tereyağı. Bunu mesela 140 liraya aldım dedi. Burada fişleri var zaten aynen. Tereyağı 140 liraymış. Sonrasında yine aynı markanın yani Aksa markasının kendi üretimleri olan yine kaşar peynirleri var. Böyle iki tane onlardan almış. Bu kaşar peynirleri birer kilo ve 105 TL imiş. Hemen bakıyorum. Pardon 103 lira 75 kuruşmuş. Normalde BİM'de şu andaki fiyatı ben yeni aldım. 117,5 TL. Ona göre 10 lira falan daha uygun. Hatta 14 liraya falan geliyor. Yani bunun fiyatı iyiymiş arkadaşlar. Bunu beğendim. Özgürlüğü biz büfede özgürlüğü kullanıyorduk zaten. O yüzden hani bunun fiyatını falan biliyorduk o aldığımız dönemlerde ama şu an 2 kilosu 250 lira olmuş. Biz o zaman sanıyorum ki 180'e mi 170'e mi ne almıştık en son işte 2-3 ay öncesinde. Şimdi de 2 kilosu 250 lira olmuş. İşte maalesef ki yine zamlanmış. Şöyle koyayım onları da. Sonrasında yine kaşar peyniri aslında amacı zaten kaşar peyniri almaktı. Gördüğü her yerden almış arkadaşlar. Biraz abartmış ama yukarıda annemin buzluğu var. Oraya götüreceğim. Hiç açmayacaklarım. Şu, en azından şu büyüğünü bir tanesini bırakırım sadece benim dolabımda. Diğerlerini yukarı annemin buzluğuna götürürüm. Şöyle de yine Fikir Demir diye bir marka. Ne olduğunu bilmiyorum. Bakalım. Satış yerleri falan yazıyor ama şeyleri yazmıyor. Nerede üretildiği yazmıyor. Onlarla konuşmadı herhalde. Çünkü bir şey demedi bunlar hakkında. Bunlar bir tek... ne oldu aşkım? Leo sürekli bir şeyler yemek istiyor. Sürekli geliyor miyim diye bağırıyor bana. Neyse bunlar da arkadaşlar kilosu 90 liraymış. O yüzden uygun geldiği için bunlardan da almış. Ama bazıları eritme peyniri olduğu için uygun oluyor arkadaşlar. Bunlar mesela daha sert. Bu da gerçi şu an sert duruyor ama açtığında zaten bazen tadında da değişiklik oluyor. Dedim ki deneyelim. Olmadı dedim. Hani bunu mu beğendik bir daha bundan alırız hep dedim. Ya da bunu mu beğendik bundan alırız hep diye düşünerekten. Alalım dedim. Aldık işte böyle deneyeceğiz şimdi. Sonrasında kendisine iş yerine götürüyorlar. Şöyle Nescafe 3'ü bir arada almış 3 kutu. Bunları da yine dediğim gibi büfeye aldığımız için aldığı yerleri biliyordum. Muhtemelen aynı yerden aldı. 3 kutu şeklinde almış. Kutunun içerisinde kaç tane var? Sanıyorum ki 96 tane var. 96 tanesi. Bunun kutu fiyatı ne bilmiyorum arkadaşlar. Burada onun fişi yok. Pardon varmış. Attım yine. Bir tanesi 190 TL olmuş ve 3 kutusu 570 lira tutmuş. Ne kadar zamlanmış gerçekten. Bunların tanesi 25 kuruşa satılırken şu anda görüyorsunuz ki 2,5 TL'ye satılıyor. Nescafeler maalesef ki. Böyle 3 tane de Nescafe almış 3 kutuda. Başka da bir şey almamış zaten. Bunların hepsi yaklaşık olarak 570 diyelim bu. Bu da 590, 600 de 1100 70 lira falan tutmuş arkadaşlar yani anlayacağınız. Sadece işte peynir, tereyağı ve bir tane tereyağı var hatta. Peynir, tereyağı ve kaşarlar bu fiyat. Biz de bu şekilde almak istedik. Size de söyleyeyim dedim. Ha çok fark var mı aralarda? Yok arkadaşlar. 10 lira falan bir fark var. Ama zaten bu ay işte 100 lira aldığınız bir şey bir dahaki ay zaten 110 lira oluyor. Yani o 10 lira farkında bir anlamı kalmıyor aslında. Çünkü her ay 10 lira zam geliyor. Ben BİM'deki zamlara bile yani şok oldum. Çünkü bir ay arayla toplamda 10 lira zam gelmiş her şey ve BİM yani BİM market. O yüzden hani ne kadar indirimli alırsak bir dahaki ay zaten onun o farkı her türlü ödediğimiz için hani çok bir anlamı olmuyor ama git gel git gel olsun istemediğim için sürekli biz de böyle toplu bir şekilde kaşarları falan almak istedik. En azından bir yemek, kahvaltı bu tarz şeylerde elimin altında olmasını seviyorum ben her şeyin. Bu şekilde size de göstermek istedim. Şimdi ben kahvaltı hazırlayacağım. Burada akşamdan kalmış şeyler var. Maalesef ki akşam bitik bu çöpe gidecek. Toplamadığım şeyler bırakıyorum bazı şeyleri. Gece çok geç oluyor diye arkadaşlar. Ondan sonrasında topluyorum sabah. Hakan bir de dün geç geldi. O yüzden ona yemek koymuştum. Tepsi de. Burada bir tane de tabii ki mısır tenceresi var. Olmazsa her gece olmazsa olmadığımız. Bunları halledeceğim ben şimdi. Buraya girip hemencik 2 dakikada toparlayayım. Ama bulaşık makinem de maalesef ki yıkandı ve dolu. En sevmediğim olay. Bulaşık makinesi dolu. Neyse böyle. Şimdi ben bunları halledeyim. Kahvaltımı hazırlayayım. Daha sonra tekrardan bir yerlerde görüşürüz.
şöyle pratik. Hafta sonu kahvaltımızı hazırladım arkadaşlar. Tabii ki de mancamız, yumurtamız ve maydanozları biliyorsunuz buzdolaba koymuştum. Böyle çok pratik oluyor. Böyle hep çıkartıp yerim. Öbür türlü üşeniyorum ama böyle her zaman tüketiriz. Zeytinimiz az kalmış. Şimdi zeytin alınacak. Hakan da şöyle biberlerden falan bir karışım yapmıştı ama ben o kadar karışık şeyleri sevmiyorum. Yiyemiyorum. Hakan kendisi yiyor. Şöyle balı da koyalım. Yani böyle arkadaşlar. Şimdi biz kahvaltı yapalım. Ekmek de aldı Hakan. Daha sonra yine görüşmek üzere. Selamlar arkadaşlar. Şu anda yine bir video editledim ve bilin bakalım kim kapanış yapmamış. Tabii ki her zaman olduğu gibi videolarımda genellikle başlangıç ya da bitişler yok arkadaşlar. O kadar uzun süre video çekiyorum ki ve aralıklı mesela diyelim 2-3 gün bir video hani 2-3 günlük bir video çekiyorum ama onu bir haftada çekiyorum. Hep böyle hani farklı içerikler, farklı yerler olsun diye ya da videonun içeriği farklı olsun diye, bir öncekiyle aynı olmasın diye hep böyle hani değişik zamanlarda çekmeye çalışıyorum. Bu yüzden de unutuyorum nerede kaldığımı. Kusura bakmayın lütfen bunun için. Bu sebeple de girişler ve bitişler maalesef ki farklı oluyor. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şimdiye kadar Allah razı olsun hiç sonradan görmedim, duymadım. İnşallah sorun da olmaz kimse için diye düşünüyorum. Artık burada da sizlere veda ediyorum. Videom gayet bence yine dolu dolu. İçerisinde yine bir sürü etkinlik barındıran bir video olduğunu düşünüyorum. Umarım siz de böyle düşünüyorsunuzdur. O zaman artık size veda ediyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve beni Instagram'dan da takip etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.